Nede bağlı yine yani negatif enerji dengesine bağlı olarak hepatik perfüzyon hızı da artıyor. Östrojen ve progesteron gibi steroidlerin, bakın karaciğerdeki metabolizması, bu steroid hormonların metabolizması da karaciğerde gerçekleşiyor. Bunun sonucunda da bakın anovülasyon, büyük çaplı dominant folikülün ovülasyonu, birden fazla ovülasyon, hipolitoidizm ve lütean regresyonda gecikme şekilleniyor. Demek ki östrojen ve progesteron metabolizmasının nedir? Kısalması veya uzamasına ilişkin olarak. Çünkü karaciğerin yine perfüzyon hızında da nedir? Bir artış söz konusu. Negatif enerji ve ketozis durumunda immün sistemin de olumsuz etkilendiğini söylemiştik. Bu nedenle involüsyon süresinde gecikme ve metritis gibi hastalıklarla yine karşılaşma şansında da artış olduğu bilinmektedir. Ayrıca subklinik ketozis dineklerde abomazum deplasmanı riski de yine oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yapılan çalışmalarda bakın laktasyonun ilk 2 haftasında kan betahidroksi butirik asit düzeyi 1.1400 mikromol per litreden büyük olduğu zaman abomazum deplasmanı riskinde 3 katlık bir artış söz konusu. Demek ki subklinik ketozisin bir sonucu olarak da abomazum deplasmanı riskinde artış olabiliyor. Tanı aslında kolay. Nedir mesela kolaylaştıran? Bakıyorsunuz doğumdan birkaç hafta sonra hayvanda, yani genelde ne zaman gözüküyordu? 1. aydan sonra çok sık. Anemnezde bunun öğrenilmesi, yani o süt veriminin pik yaptığı döneme denk gelmesi, hayvanda iştahsızlık, özellikle de ani zayıflama, süt veriminde düşme, rumen hareketlerinin de yine geliş getirmenin durması, bazen ineğin nefesinde aseton kokusu ve dışkının kuru olması tipik belirtiler. Ciddi derecede, bunlar subklinikte, ciddi derecede klinik olanlarda ne görürsünüz? Hayvanda mutlaka sinirsel semptomları da görürsünüz. Neydi sinirsel semptomlar? Hani uyku hali, ondan sonra geçici körlük gibi, bir takım yabancı cisimleri yeme, kendi etrafında dönme gibi, yine aşırı hassasiyet, titreme, yani az önce saydığımız salivasyon artışı gibi davranışları görebiliriz. Bakın, özellikle bunu dikkat çekmek için yazdım. Tanıya ilişkin önemli nokta, hastalığa ait tipik semptomların görülmesi, ineklerin yeni doğum yapmış olması, hastalığa sıklıkla laktasyonun pik yaptığı dönemde rastlanması, klinik ketozis tanısı için nedir? Önemli bulgulardır ya da belirtilerdir. Subkliniklerin tanısında ise, subkliniklerde bu klinik semptomları belirgin olarak göremediğimiz için mutlaka kanda, idrarda veya sütte keton cisimciklerinin testlerini yapmak gerekiyor. Ketozisin tanısında en çok betahidroksi butirik asit konsantrasyonu ölçülüyor. Bakın bunun içinde eşit değer 1400 mikromol bölü litre. Süt için 100. Genelde kanda ölçülüyor arkadaşlar. Onu söylemekte yarar var. Ölçümü kolay. Şu bildiğiniz glikometreler var. İnsanlarla glikozda ölçer. Onlarla böyle elinizde taşıdığınız aletler var böyle oldukça damla, küçük. Damla, evet. Alıyorsunuz. Kan alıyorsunuz. Hayvanın genelde de kuyruk veninden alınıyor kan. Asla vena subcutanea abdoministen olmaması gerekiyor. Kuyruk veninden almanız gerekiyor. Kuyruk veninden aldığınız zaman hemen damlatıyorsunuz. Size gösteriyor. Oldukça kolay. Zaten günümüzde birçok işletmede ya da veteriner ekibin elinde nedir? Taşıdığı bir alet. Bu nedenle subklinik ketozislerin teşhisi kolaylıkla yapılabiliyor. Demek ki daha çok ne de bakılıyormuş? Kanda bakılması. Bununla birlikte bazı stikler var, çubuklar var. İdrarda da bakanlar var. İdrarda şöyle bazen, idrarda sıkıntı, inekte her zaman idrar almak çok kolay olmayabiliyor. Yani ama kanda yapmak en doğru veya güvenilir sonuçları veriyor bize. Özellikle teşhis konusunda söyleyeceğim bu. Hani asetoasit ölçülüyor yok gibi ama en şeyi betahidroksi butirik asit. Bakın nefa ölçmüyoruz. Bakın betahidroksi butirik asit.
nefa negatif enerji dengesinin varlığında ortaya konur. Negatif enerji dengesi geliştiğinde arkadaşlar kandaki nefa doğumu izleyen genelde ilk bir hafta 10 gün kadar yüksektir. Eğer siz bir hayvanda negatif enerji dengesi olup olmadığına bakacaksanız doğumadan önce bir hafta önce ya da maksimum doğumdan bir hafta 10 gün sonrasına kadar kanda nefa bakabilirsiniz. Tutup da doğumdan 3 gün sonra betahidroksibutirik asit bakarsanız nedir? Doğru teşhis yapamazsınız. Betahidroksibutirik asidi genelde doğumdan sonraki ikinci haftadan sonra bakmanız gerekiyor. Hayır, onun oksidasyonuyla nefalar okside olarak betahidroksibutirik asidi dönüşüyor. Evet. Siz bir soru mu soracaksınız? Yok, tamam hocam. Evet. Ben şey diyecektim, karaciğer fonksiyon testleri falan yapabilir miyiz hocam? Hiç gerek yok karaciğer fonksiyon testleriyle şey diyoruz ya, çok kolay, ucuz, her yerde yapılabilir. En iyisi kliniklerin zaten semptomlar çok belirgin. Az önce söyledik önemli ipuçları diye. Subklinik olanları da hemen kan alıp betahidroksibutirik aside bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi tekrar bunların üzerinde durmak istemiyorum. Özellikle de arkadaşlar yani teşhisi de söylemiştim. Bir başka dikkat edeceğimiz nokta şu olabilir. Doğumdan sonraki 14-21. Günler arasında ortaya çıkan ketoziz genelde tip 1'dir. Bu sorunun bakın problemin kaynağı yanlış besleme yönetimleri. Butirik asit içeren silaja bağlı ketozisle laktasyonun ilk 50 günü içerisinde şekilleniyor. Belki böyle bu zaman da size hani küçük de olsa bir ipucu verebilir. Bir kez daha dediğim gibi doğumdan sonra genelde ilk 14 ile 21 gün arasında olanlar tip 1 ketoziz. Bu dönem özellikle de nedir? Hata doğuma yakın, doğumdan birkaç hafta önce özellikle de doğumdan sonra hayvanların kuru madde alınımındaki yetersizliklerin sonucu olarak şekilleniyor. Sinirsel evrede döndürme ihtimalimiz ne kadar hocam? Yani çok ileri evrelerde döner mi hayvan tekrar tedaviyi yapmak? Eğer şey olursa evet. Evet. Yani hayvanlara hemen hızlı bir şekilde %30'luk dextrol damar içi yolla verip yine kortikosteroidler yaparsanız hayvanları döndürme şansınız var. Evet. Tekrar bunlara girmek istemiyorum. Özellikle bakın hemen nefanın bakacaksanız özellikle nefayı doğumdan önce ve doğumu izleyen bir hafta 10 gün içinde bakmamız lazım. Ona çok dikkat edeceğiz. Bir başka önemli nokta da bakın kan alındıktan sonra serumunu 12-24 saat içerisinde çıkaracaksınız. Yoksa nefa düzeyi biraz yükselebilir. Yani tutup da ikinci günde serumunu çıkarırsanız, nefa ölçerseniz yalnız sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yine kanın hemoliz olmaması önemli. Hemoliz olan kanlarda yine betahidroksibutirik asit ve nefa ölçümleri sonucu sonuçlar hatalı çıkabilir. Buna dondurabilirsiniz bakın. Dondurulan serumları nefa konsantrasyonunu minimum bir ay kadar etkilenmeden kalabiliyor. Bakın az önce de söylemiştim. Nefa veya betahidroksibutirik asit ölçeceksen özellikle de kuyruk veninden alman gerekiyor. Örnekleri de yine oda ısısında 24 saat buzdolabında 3 gün kadar bekletebilirsin. Eğer uygun prosedür şu örnekler alındıktan hemen en kısa sürede serumları çıkarılmalı. 1-2 gün içinde ölçüm yapılmak üzere dondurulmalıdır. Uzun süreli dondurup çözdürdükten sonraki ölçümlerde de hatalı sonuçlar çıkabiliyorlar. Birçok bu amaçlı testler var. Onu söyledik ama özellikle vurgu yapmak istediğim burada en doğrusu beta hidroksi butirik asit yüzeyini ölçmeye yarayan testler. Evet. Şimdi tedavi ne olacak? Tedavide temel prensip kan glikoz düzeyini yükseltmek. Bunun için intravenöz glikoz solüsyonları, glikoplastik maddeler ve hormonlar uygulanması gerekiyor. Zaten dedik ki hipoglisemi var, hemen hızlı bir şekilde %30'luk dextrozdan 500 ya da 1000 mililitre kadar damar içi yolla vereceksiniz. Bakın önce eksikliği gidereceksiniz, sonra o belli düzeye ulaştırdığınız yani
damar içi yolla belli bir düzeye ulaştırdığınız glikozu sabit kalmasını sağlayacaksınız. Sabit kalmasının kaynağı ne? Siz sürekli dışarıdan damar içi ilaç veremediğinize göre kandan yapımını arttırmak, glikoz yapımını. Nasıl bunu yapabilirsiniz? İşte kortikosteroidler uygulayarak ya da işte propilen glikol gibi maddeler uygulayarak bunu yapabilirsiniz. Demek ki öncelikli amaç ne? Eksiği de düzeltmek ve düzelttiğinizin de sabit bir şekilde devam etmesini sağlamak. Düzeltmenin yolu damar içi yolla glikoz vermekten geçiyor. O düzeyi korumanın yolu işte propilen glikol veya kortikosteroid uygulamalarından geçiyor arkadaşlar. Ketoasitin tedavisinde az önce de söyledim. %30'luk 50'lik glikoz solüsyonlarından damar içi yolla verilmesi lazım. Özellikle de arkadaşlar bu şekilde hızlı bir iyileşme sağlanabilir. Bakın hızlı bir iyileşme sağlanır. Şayet bu uygulamayı glikoplastik maddeler veya hormonlarla desteklenmezse nüksler olur. Neymiş desteklemek? Kortikosteroidler ve sabah şeyde de belirtmiştik, yağlı karaciğer sendromunda o maddeleri uygun dozlarda kullanılabilirsiniz. Propilen glikolü de yine sabah ifade etmiştik. Doğumdan en az 3-4 gün öncesinden başlanarak 3-4 gün sonrasına kadar sürdürülmesi lazım propilen glikolün. Bu şekilde ne oluyor hemen? Kanda glikoz düzeyi artıyor. Yine insülin düzeyi artıyor. Buna bağlı olarak da lipomobilizasyon. Yani yağların ve proteinlerin mobilizasyonu durduğu için nefa üretimi sonucunda da beta-hidroksibutirik asit üretimi nedir? Düşüyor, duruyor ve ondan sonra nedir? Hayvanda bir düzelme söz konusu. Yine ketozist ineklere karaciğer koruyucusu olarak metiyonin, kolin ve niyazin gibi yine antiketotik ilaçlar verilebilir. Antioksidan maddeler yine vitamin E, C ve selenyum, B grubu vitaminler, nikotinik asit, aşırı sinirsel semptomlar gösterenlere de transkrizanlar uygulanabilir. Evet. Şimdi hastalığın korunmasına dikkat çekmiştik. Korunma da yapacağımız nedir? Beslenme. Kuru dönem beslemesini doğru yaparsak bu tür sorunla karşılaşmayız. Korunma bu nedenle oldukça önemli. Hem de ekonomik olduğunu söylemiştik. Burada temel prensip ineklerin ihtiyaç duyduğu zaman da ihtiyaç duyduğu besin maddelerini, özellikle de en çok enerjiye ihtiyaç duyuyor bu anlamda, enerji ihtiyacının karşılanması. Bu nedenle prepartum dönemde rasyondaki konsantre yem miktarı kademeli arttırılmalı ve inekler kalabalık gruplar halinde barındırılmamalı. Bu çok önemli bir nokta. Şöyle önemli bir nokta. Yeni doğum yapan ineklerde arkadaşlar biz onlara fresh inek diyoruz. Onlar da biraz böyle şey oluyor. Nazlı. Diğerleri kadar nazlı oluyor yani Türkçesi. Böyle hareketler azalıyor. Çünkü immün sistem etkilenmiş, birçok metabolik değişiklik olmuş. Diğer laktasyon grubu ineklerle bir arada tutulduğunda öbürleri bunlara yem yedirmiyor. Yem diye bile yanlaştırmıyor. O fazla yiyor. İhtiyacından fazla alıyor. Bu nedenle yağlanıyor. İhtiyacı olan yiyemiyor. O yüzden kalabalık gruplar halinde tutulmamasında yarar var. İşte o nedenle birçok işletme gruplandırma yapar. Hayvanlar işte yeni doğum yapan grubu veya işte orta laktasyon dönemindeki grup, ileri dönem ve onları da ayrı ve farklı rasyonlarla besler. Çünkü üç farklı laktasyon dönemine ilişkin hayvanların ihtiyaçları ve tüketecekleri yem miktarı birbirinden farklı. Şimdi ne diyoruz? İlk başta süt verimi düşük, orta dönemde artıyor. Süt verimi artmış. İlk dönemde zayıflama var. Artı ikinci dönemde hayvanlarda normal ve 200. günden sonra kilo almaya başlıyor hayvanlar. Bu dönemde siz hayvanları aynı rasyonlarda beslerseniz ihtiyacı olana ihtiyacını karşılayamıyorsunuz. Olmayana daha fazla veriyorsunuz. O nedenle gruplandırma yapılır. İşte gruplandırmada bir amaç da bu. Erken laktasyon döneminde birçok inek daha şeydir. Hastalıktır, metabolik uyumsuzluktur. Diğer inekler onlara yem tüketimine engel olabiliyorlar. O nedenle
kalabalık gruplar halinde tutulmaması ve uygun gruplandırma yapılabilir. Evet, buna dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Kuru dönemin başında yağlandırmamamız gerekiyor. Doğumdan hemen sonra ineklere yine iyi kaliteli silaj, yonca veya tahıl verilerek ihtiyaç duyduğu enerji miktarının arttırılması gerekiyor. Yine aşırı fermente silajların ineklere verilmemesi gerekiyor. Tabii tüm uygun birçok işletme şunu yapıyor. Doğru besleme uyguladığını, yöntemleri uyguluyor ama buna rağmen de yine ketozis tablosu gelişebilir. İşte bu nedenle beslemeye ek olarak birçok ne yapıyor? Adamlar hem TMR sistemine göre besliyor, vitamin, hem de mutlaka özellikle de nelere bir propilen glikolü her hayvana doğumuna birkaç gün kala başlayarak doğumdan birkaç gün sonrasına kadar devam ediyor bu tür uygulamalara. Evet. Pekmez iyi bir seçenek değil, onu söylerim. Molensin yine, molensin kullanan var. Özellikle de immün sistemin, nötrofillerin kemotaktik fonksiyonlarını arttırıyor. Bu nedenle işte molensin içeren bazı kapsüller var arkadaşlar. Beklenen doğum tarihinden 3 hafta öncesinden başlanarak bunlar 95 gün süreyle verildiğinde yine subklinik ketolojis riskini de %50 oranında azaltılabiliyor. Ayrıca molensinin hem döl verimi hem de meme sağlığı üzerine de olumlu etkilerinin olduğu, yine abomazum deplasmanı riskini de önemli oranda azalttığı söyleniyor arkadaşlar. Evet. Sonuç olarak ineklerde subklinik ketozis insidensinin laktasyonun ilk 2 haftasında pik yaptığını, bu nedenle doğumdan sonraki ilk 2 haftada ineklerin her gün ketozis yönünden izlenmesi. Nasıl izlenecekler? Hayvanların yem tüketimleri takip edilecek, süt verimleri kontrol edilecek. Ondan sonra hayvanların neyi takip edilecek? Yani test yapılacak. İkinci haftada mutlaka kanda bir keton cisimcikleri testinin yapılması gerekiyor. Buna çok dikkat edecekler. Özellikle de ikinci haftada. İkinci haftada önce beta-hidroksibutirik asidi ölçüyorsunuz. İkinci haftadan önce yapacaksanız NEFA'ya bakmamız gerekiyor. Dedikten sonra benim özellikle ketozis konusunda söyleyeceğim birkaç şeyi 3-5 cümleyle yeniden özetlemek isterim. Süt ineklerinde yüksek oranda karşılaştığımız bir sorun, özellikle yüksek süt verimli hayvanlarda, problemin kaynağı hayvanın ihtiyaç duyduğu dönemde kuru madde tüketiminin az olması ve böyle olunca enerji açığının ortaya çıkması. Enerji açığına bağlı olarak hayvanda kilo kaybı şekilleniyor. Yine NEFA ve beta-hidroksibutirik asit konsantrasyonu artıyor. Bu yağ asitlerinin bir kısmı karaciğerde depolanıyor. Karaciğerin kapasitesini aşar ise nedir? Bunlardan mobilize olarak bir takım nedir işte kandaki ve idrar veya sütteki konsantrasyonları değişiyor. Ve buna bağlı olarak da NEFA düzeyine bağlı olarak da subklinik ya da ketozisin klinik formu ortaya çıkıyor. Klinik form çok belirgindi. Hayvanda ani süt verimi, hızlı zayıflama, bir takım sinirsel semptomlar, etrafında dönme, yabancı cisim yeme gibi, salivasyon artışı gibi böyle söyleyebileceğiniz. Subklinik olanlarda ise pek bu tür klinik semptomlar dikkat çekmez ama hayvanın iştahsız olduğu, genelde süt veriminin az olduğu dikkatimizi çekebilir. Subkliniklerin teşhisinde de kanda beta-hidroksibutirik asit ölçümünden yararlanıyor idik. Beta-hidroksibutirik asit düzeyi içinde subklinik ketozis demek için eşit değerinde 1400 mikromol bölü litrenin üzerinde olması gerekiyordu. Klinik ketozis de genelde 2000'in üstünde. Ama şunu da söylemekte yarar var size. Şu da çok önemli bir bilgi. Döl verimini ve süt verimini etkilediğini söylemiştik. Birçok periparturient hastalıklarla da ilişkili olduğunu söylemiştik. Benim bir öğrencimin yıllar önce birkaç yıl oldu, doktora teziydi. Şuradan esinlenmiştim. Genelde 1400'ün üstündekilerin hani döl verimini, süt verimini etkilediği şeklindeydi. Ben düşük düzeylerinin de süt verimini ve döl verimini olumsuz etkilediği fikri oluşmuştu bende. Bu nedenle bir çalışma yürütmüştük bu amaçla. Çalışmada da genelde beta-hidroksibutirik asit düzeyini
İşte 400 ile 800 arasında olanlar, 800 ile 1400 ile üzeri olanlar diye şunu gördük ki 400 ile 800 arasında olanlarda bile nedir? Dön verimi olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü bu tür keton cisimcikleri arkadaşlar folikül sıvısına da geçiyor. Yine yapılan pek çok çalışma var. Sadece hani kanda, idrarda, sütte konsantrasyon artmıyor. Her türlü sıvıda artıyor. Serebrospinal sıvıda da artıyor. İşte folikül sıvısında da artıyor. Ve folikül sıvısında bu tür maddelerin düzeyindeki artış oosit kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ve bu da döl verimi ya da fertilite düşüklüğüyle karşımıza çıkıyor. Dedikten sonra ketozisle ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Çünkü sabah da benzer şeyleri aşağı yukarı söyledik. Semptomları benziyor. Korunması benziyor, tedavisi benziyor birçok yönüyle. Şimdi bir ara vermek istiyorum. Ondan sonra yine koyunlarda özellikle ikiz kuzuluk hastalığı denen birden fazla kuzu veya oğlak doğumu yapan koyun ve keçilerde rastladığımız gebelik toksemisini de değineceğiz.